Ve bakalım sırada kim var? Sırada 103 numarayla yarışan Birol var. Sözler Turan Saydam, beste Orhan Gencebay. Gurbet elde hasta düştüm ağlarım. Şu gönül kahrını çekemez oldum. Açılmış yarama ateş bağlarım. Aşk sırrını yâre açamaz oldum. Tebrikler Birol. Teşekkür ederim. Sağ olun. Malkara'nın gururu 103 Birol diyorsunuz. Peki, çok teşekkürler. Şimdi Malkara diyorlar, peki. Tebrik ediyoruz. Yine Orhan Gencebay'ın çok değerli eserlerinden bir tanesi. Hasret söylemişti bir başka Orhan Gencebay akşamında, gecesinde. Evet, bunu... Ve sizin gözleriniz yaşarmıştı o sırada, evet, hatırlıyorum. Çok. Hikayesini anlatmıştım. Evet, esasını hatırlatabilirsiniz yine. Ne güzel. Tekrar olur. Anlatıp vallahi hatırlatın, gözlerimi bence doldurmak istemiyorum. Çok hazin idi hikayesi. Onun için söylemek istemedim ama kısaca. Peki, lütfen. Çok sevdiğim bir arkadaşımın anısına yapmış olduğum bir bestemdi bu. O arkadaşım şu anda hayatta değil. Ve arkadaşım platonik bir aşk yaşıyordu. Sevdiğinin, o arkadaşımın sevdiği kişinin arkadaşımın varlığından dahi haberi yoktu. Ve arkadaşım onu herhangi bir ümit beslemeden seviyordu. Yani bedensiz bir sevgiydi adeta. Zaten sevgi bedensizdir. Sonra bedenlenir muhtelif şekillerde. Arkadaşım böyle bir duygunun içerisindeydi. Biz bunu duyduğumuzda, öğrendiğimizde, arkadaşımın böyle bir duygunun içinde olduğunu öğrendiğimde sevdiğine haber vermek istedik fakat istemedi. Neden dedik? Onun şimdi benden haberi yok. Eğer haberi olursa dedi, onu yakına gidip seyir bile edemem dedi. Beni bundan katiyen mahrum edemezsiniz dedi. Saygı duyduk, söylemedik. Ve bu genç arkadaşımız devletimizin okutmuş olduğu burslu bir öğrenciydi. Bursa'ya gitti, sonra Bursa Tekniker'de başka bir arkadaşımla beraber iken, aynı evde kalırlarken bir gün öbür arkadaşım eve geldiğinde bu hikayesi olan arkadaşımın cesediyle karşılaşmış. Evet. Kimsesizdi ve onun anısına yapmış olduğum. Bir intihar herhalde bu. Evet. Çok, gerçekten çok hüzünlü bir hikaye. Geçen sefer de dinlediğimizde tüylerimiz diken diken olmuştu. Evet. Allah rahmet eylesin. Yani uzun uzadıya anlatmak istemedim ama yine de kısaca bahsetmek istedim. Çok hazin bir hikaye. Yaşamda böyle şeyler oluyor. Şüphesiz böyle şeylerin olmasını kesinlikle istemeyiz ama insanız, hepimiz çeşitli duygulara girebiliyoruz, yaşayabiliyoruz. Ama önemli olan şu ki, Yaradan'ın vermiş olduğu bu canı korumalıyız, mutlu etmeliyiz kendimizi. Bunun için çaba göstermeliyiz. Kendimizi zora koşmamalıyız. Dolayısıyla bir gün vade gelince zaten göç edilecek. Ama telaş etmenin de anlamı yok. Ve mutlu olmak hepimizin hakkıdır. Kimsenin de mutluluğunu kimsenin engellemeye hakkı yoktur. Herkesin yaşam hakkı eşittir. Kimse yeter ki onun yolunu kesmesin, yaşam yolunu kesmesin. Buna kimsenin hakkı yoktur. Buna gasp denir. Benim böyle bestelerim de var bir hayli. Evet. Ama bunları ben sevgiyle dertleşirim, anlatırım.
Yani neticede Allah gani gani rahmet eylesin arkadaşıma. Allah rahmet eylesin. Onun hikayesi kısaydı ve hazindi. Siz bu eseri bu olay üzerine yazdınız ve bir kez bu daha... Bu eseri onun anısına besteledim. Evet. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz bir kez daha bizle paylaştığınız için. Ben diğer jüri üyelerimizden de görüşlerini alacağım ama kısa bir aradan sonra görüşeceğiz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere. Tekrar hoş geldiniz değerli izleyiciler. Biliyorsunuz reklamlardan önce Birol şarkısını söylemişti. Orhan Bey bu eserin öyküsünü anlatmıştı bize. Şimdi Orhan Bey'den devam edelim. Nasıl buldunuz? Ben nasıl bulduğunuzu yine tahmin ediyorum ama sizden dinleyelim. Sonra Birol, diğer jüri üyelerimiz. Birol kendine has yorumu olan bir sanatçı. Kendine has bir yorumu var. Ve çok da iyi. Kendine has yumuşak. Türk sanat musikisini de son derece iyi yorumluyor ve bu ezgiyi de yine kendi yorumuyla farklı bir şekilde yorumladı. Gayet güzel yorumladı. Teşekkürler Birol. Berhudar ol. Teşekkürler Orhan Bey. Armağancığım senden duyabilir miyiz? Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler Armağancığım. Ben Birol'u çok duyabildiğimi söyleyemeyeceğim. Birol'dan çok ben müzik duydum. Birol'un sesi bence orkestranın içine gömüldü. Ben yani nasıl şarkı söyledi açıkçası duymadım. Ya bizim monitörlerde bir sorun var ya ayarlarda bir sorun var. Ben Birol'un sesini hemen hemen neredeyse duymadım. Bir. İki. Bu yarışma bence popstar'ın en önemli özelliği. İnsanların geldikleri haftadan sonraki haftalara kadar geçirdiği evrimi ve değişimi seyretmek. Evet. Bana keyif veren bu. Mesela ben Birol'da en ufak bir ileri gidiş görmüyorum. Nasıl geldiyse öyle duruyor. Ben bu hafta geçmiş bütün batları seyrettim. Mesela ben ilk hafta Birol'a demişim ki sen niye öyle küstah küstah duruyorsun? Ben aynı şeyi geçen hafta da söylemişim mesela. Evet. Birol ilk geldiğinde iyi şarkı söylüyordu. Hala iyi şarkı söylüyor ama mesela beni hiçbir hafta şaşırtmıyor. Hiçbir hafta yeni bir şey yapmıyor. Hiçbir hafta ben aa bu haftada şöyle bir şey oldu demiyorum. Yani eski birikimleriyle geliyor burada şarkısını söylüyor gidiyor. Bence o zaman hani bu yarışmaya girmeye de gerek yoktu. Zaten siz sahneye çıkıyordunuz değil mi? Yok öyle. Nasıl yok? Ben klavyeciyim. Ama sahneye çıkıyordunuz. Yani solistlere eşlik ediyorum. Ama yani. Hani bir gelişme göstermeyince bence... Gelişme gösterenler benim için açıkçası daha makbul yarışmacılar. Şöyle olabilir mi Armağancığım? Yani ben tahmin edebiliyorum esasında birkaç başka yarışmacıda daha çok gelişme gördün. Ama acaba zaten iyi geldi hani ondan öteye şimdi gitmedi mi? Şimdi ne olmalıydı? Bir de onu sormak lazım Sayın Çağlayan'a. Mesela misal. Geldiğinden beri bir insan kendine bir alan belirleyip üç adım kıpırdamayı öğrenemez mi mesela? Öğrenebilir. Bir şarkının herhangi bir yerinde öyle bir şey yaparsınız ki o haftada ha derim ya aha da budur. Yani her hafta tamam iyi okuyor, iyi okuyor ama iyi okuyor. Tamam herkes iyi okuyor. Her hafta aynı şey, her hafta aynı şey. Bir teviye siz bile her hafta ya da bir sahne çalışmasında her çıktığınızda başka bir şey yapmaya dikkat ediyorsunuz. Çünkü niye? Dinleyici aynı dinleyici. Bir şey ister. Kıyafette bir şey ister, tavırda bir şey ister, repertuarda bir şey ister, şarkının bir yerinde bir imza ister, bir şey ister. Hep seyirci aynı şeyi seyretmek, aynı şeyi dinlemek istemez. Ben... bitti. Buyurun. Şimdilik bitti. Ben bir rol için buna katılmıyorum. Neden? Peki bir saniye dinleyelim. Neden? Evet. Çünkü bir rol okunabilecek en üst seviyede esere hakim bir vaziyette ve sesleri gözüne basarak
eserin layıkı veçiyle efendim hakkını vererek okuyan çok önemli bir ses. Evet. Ama tabii arkadaşım Sayın Çağlayan sahne efesi bakımından bir şeyleri yapması gerekmez mi diye soru açacaktır muhakkak ki. Yani yalnız okusun, baston yutmuş gibi dursun mu demek mi istiyorum bilemiyorum. Tabii kendisi ikaz edecektir muhakkak ki. Sahneyi de kullanmak çok önemlidir. Muhakkak. Bunu da göz ardı edemeyiz. Fakat o kadar güzel okuyor ki. O nefes alsa ben ona ömrüm oldukça hep 10 vereceğim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Benim söylediğim şey... Peki. Ben... Bir saniye Armağan Çağlayan'ı dinleyelim. Ben Birol kaldı için, ki zaten Armağan Bey de güzel okuyor demiştim. Ben Birol için kötü şarkı söylüyor evet. Demiyorum ki. Ben şunu söylüyorum. Sahneyi kullanmak. İlk hafta geldiği neyse 9. haftadayız ya da 10. haftadayız. 10. haftada aynı. Bir şey değişmedi diyorum. İnsan mesela bir haftada öyle bir şey yapar ki 2 hafta onu konuşturur. O da yok. Katılıyor. Geldi okuyor. Okuyor. Tamam okuyor, ne yapayım yani. Zaten geldi de okuyordu. Burada da öğrenmedi. Okuyordu zaten. Okuyordu. Ama ne değişti? Şimdi bana deyin ki ilk haftadan bu yana ya da geçen haftadan bu yana şusu değişmiş. Değişmedi. Sürprizi var mı? Yok. Niye her hafta oturup dinliyorum canım? Aa. Sen de bir yürük giderli bir eser seç bir dahaki haftaya. Kazıkla. Hocam ben kendi düğünümde oynamadım. Burada oynadım. Yani ne diyorsam onu dinle. Oynamayı bilmiyorum pek. Ama o gün işte, elinden gelen her şeyi işte yaptım. Maalesef ki bütün bu konuşmalardan aynı anladığınız şey oynamak. Oysa da oynamaktan söz etmiyorum ki. Hayır, oyun değil. Yani sahneyi kullan biraz haftaya. Peki. Sen benim çocuğuma çok şey söyleme bakayım. Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkürler Bülent Hanım. Teşekkürler Armağan'cığım. Ebru Hanım. Süpersin. Teşekkür ederim, sağ olun. Fakat orkestra o kadar yüksekti ki orkestranın sesi. Maalesef ve maalesef senin sesin gömüldü. Biraz onun bir dengesi yapılabilirse eğer buradaysa sorun burada. Ama evet. Ekrana ne düşüyor onu bilmiyorum. Biraz orkestranın altında kaldım. Onun dışında o kadar güzel okuyorsun ki Allah nazardan çok saklasın. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Gene bu eser hakikaten özür dilerim. Yani namütenahi zor baskılar. Siz zor. Lütfen onu beyan ederseniz. Arak ve Ferahnak. Ben de biraz bunlara dadanmış. Çok önemli. Evi yani. Çok. Gerçi bu Arak dizesini çok daha kullandığım bir eserdi. Zor kolay değil. Makamlar herhalde. Yani değişik, güzel, zor ve çok duygu isteyen çok farklı yapılardır bunlar. Pek fazla eser yoktur bu makamlardan. Bu halk müziğinde çok vardır. Yani yine orada da fazla yoktur. Yani genelde Uşak gibi değildir mesela. Uşak, Hicaz gibi, Hüseyin'i veyahut Muayyer gibi değildir. En çok kullanılanlar Kürdi, bu Uşak, Muayyer, Hicaz gibi eserlerdir, makamlardır. Arak fazla kullanılmaz. Onun içine girmek lazım. Çok farklı notlardır. Arak mı bu makamı? Arak makamı. Ne kadar ilginç. Evet. Yani bunu gayet güzel değerlendirdiği için o baskıları çok güzel verdi. Bu halk müziğinde Kerem Ayağı'nın başka türlerindendir. Bir nevi türlerindendir. Arak makamı Kerem Ayağı'nın, Kerem grubunun içinde olan bir makamdır. Yani neticede şunu söylemek istedim. Dinleme ile ilgili olarak dinleme farklılığımız olabilirdi. Ben demin içerideki arkadaşlara söyledim. Bizim dinlememizi biraz daha farklı verecekler. Solisti, yorumcuyu biraz daha açacaklar. Tamam. Ve orkestra onu bastırmayacak. Sanıyorum burada bizim bir tereddüdümüz var. Onu bundan sonra gidireceklerini söylediler. Evet. Peki puanları alabilir miyiz? Orhan Gencebay 10 vermişti. Bülent Ersoy'dan 10 geldi. 10 Ebru Gündeş'ten. 8 Armağan Çağlayan'dan 38 puan oldu. Birol'cum aday numaranı söylemek ister misin? Aday numaram 103. Yurt içinden ve yurt dışından beni destekleyen herkese, ayrıca Tekirdağlı Malkaralı hemşerilerime, tüm Trakya'ya, Hayrabolu, Çerkezköy, Şarköy, Çorlu, bütün Kozyurt Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar.
Teşekkürler Birol'cum. Evet. Eğer Birol'a oy vermek istiyorsanız 103 yazıyorsunuz, 3004'e gönderiyorsunuz. We'll be right back.